bir abdini bir seyahatte huzuruna davet edip bir vazifeyle tavzif etmek için, görevlendirmek için Mescid-i Haram'dan, yani Kabe-i Muazzama'da ki Mescid-i Haram'dan Mecmu-i Enbiya olan, bütün peygamberlerin toplandığı yer olan Mescid-i Aksa'ya gönderip, enbiyalarla görüştürüp, bütün enbiyaların usulü dinlerine varisi mutlak olduğunu gösterdikten sonra, Efendimizin kaç tane şahsiyeti var? 3 tane şahsiyeti var, bunu ezberlememiz lazım. Bir beşeriyeti var, insanlığı var. Yer, içer, hasta olur, evlenir. İnsani özellikleri vardır. Siyer ve tarih kitapları, İslami kitaplar sadece bu yönünü anlatıyorlar. Doğum tarihi, vefat tarihi ve dünyevi icraatları. Demek ki bir beşeriyeti var. 2 şahsiyeti Muhammediyesi, şahsiyeti maneviyesi var Efendimizin. İmanın 6 şartı ve İslamiyet hakikatleri nedir? Şahsiyeti maneviyesini gösteriyor. Değil mi? İşte Mekke bir mihrap, Medine bir minber oluyor. 19. sözün başında anlatıldığı üzere. İkincisi nedir? İslamiyet davası, Kur'an davası olan şahsiyeti maneviyesi vardır. Risale-i Nur baştan sona Peygamberimizin o büyük manevi şahsiyetini anlatıyor. Üçüncü bir hakikat da var ki, kainatı bir şecere, bir ağaç olarak düşünürsek, bu ağacın çekirdeği nedir? Nur-u Muhammedi'dir. Hakikat-ı Muhammediye deniyor buna aleyhissalatü vesselam. Bu kainat ağacının çekirdeği kimdir? Hazreti Muhammed Mustafa aleyhissalatü vesselam'dır. En nurani, en ekmel, en mükemmel meyvesi de gene odur. Kimdir? Hazreti Muhammed Mustafa'dır. Hazreti Muhammed deyince çekirdek akla gelir. Hakikat-ı Muhammediye. Hazreti Ahmet deyince de meyve akla gelir. 571'de doğan zatın adı nedir? Ahmet'tir aleyhissalatü vesselam. 19. sözün başına bakın. 19. mektubun başına bakın. Üstad Hazretleri hep Ahmet ismini kullanır. Çünkü Ahmet ismi dünyadaki varlığını ifade ediyor. Muhammed ismi ise çekirdeğin adıdır. Camilerde de o yüzden ne yazar? Allah'ın yanında Muhammed ismi yazar. Hakikat-ı Muhammediyedir. Risale-i Nur bunları ne yapıyor? Bizlere anlatıyor. Demek ki bu manada bütün işte bir ağaç olarak düşünürsek 124 bin peygamber bu nübüvvet ağacının kökleri oluyor. Peygamberimiz de o peygamberlerin bütün vazifelerine, dinlerine nedir? Varisi mutlaktır. Gerçek bir mirasçıdır Efendimiz. Çünkü bütün dava aynıdır. Nedir o dava? اَفْغَلُ مَا قُلْتُ اَنَا وَالنَّبِيُّونَ مِنْ قَبْلِ لَا اِلَٰهَ اِلَّا اللّٰهِ Ben ve benden önceki peygamberlerin en faziletli sözü nedir? لَا اِلَٰهَ اِلَّا اللّٰهِ'dir. Ve bütün peygamberler de bu davayı gütmüşlerdir. Evet, varisi mutlak olduğunu gösterdikten sonra ta sidretül müntehaya, şeceretül kevne, yaratılış ağacına, yani artık varlık dairesinin son noktasına gitmiş Efendimiz, Cebrail aleyhisselam geride kalmış, ta kab-ı kavseyne, Allah Celle Celaluhu'yla zamansız ve mekansız bir şekilde ehadiyetiyle rü'yetine ve kelamına mazhar oluyor. Kab-ı Kavseyn'e kadar mülk ve melekutunda gezdirdi. Niye? Ey Muhammed Mustafa, sen bütün bu mekanların ve zamanların ve mekansız mekanların neysin? Efendisisin, seyyidisin, değil mi? Hem melekler, ruhaniler, oradaki sekene-i semavat peygamberimizi tanıdı. Hem de peygamberimiz görev yerlerini ne yaptı bilmiş oldu. İşte Çendan, gerçi o bir abdir, bir kuldur. Ve o seyahat bir miracı cüz'idir. Efendimizin bir yolculuğudur. Fakat bu abdin bütün kainata taalluk eden, bak burası önemli işte, çok orijinal ve özel, özgün tespitler var burada. Bütün kainatı ilgilendiren, kainata taalluk eden bir emanet beraberindedir. Ya o emanet, az önce dedik ya cebimize koyacağız. Bu emanet kimin yanında? Süleyman'ın, Hasan'ın, Mehmet'in değil. Sadece Hazreti Muhammed Mustafa Aleyhisselatü Vesselam'ın yanında. Peki o emanet nedir? Emanetin çok manaları var. Bunlardan bir tanesi marziyat-ı Rabbani olan İslamiyet hakikatidir. İslam'ın 5 şartıdır. O emanet kurtuluşumuza vesile olacak şey nedir? İslam'ın 5 şartıdır. Bir de emanet 30. sözde ene olarak müteaddit vücudundan emanetin bir tanesi nedir? Ene hakikatidir. Bu da imtihana sokar bizi. Demek ki emanetten maksat İslam'ın 5 şartı, o da Allah'ın razı olduğu şeydir. Koca Çin, 1,5 milyar Çin o emanete sahip çıkmış mı şu anda? Çıkmamışlar. Bütün hayalleri, ilimleri, planları, programları Çinlilerin kabir kapısına kadar. Koca Rusya emanete sahip çıkmış mı? Efendimizin getirdiği emaneti kabul etmediklerinden dolayı
Bütün icraatları kabir kapısına kadar, Kuzey Amerika, Güney Amerika, Avrupa, hakeza. Rabbimize hamdolsun Müslüman olarak, Müslüman bir ülkede bizi ne yapmış değil mi? Yaratmış. Biz de o emaneti ne yapmamız lazım abi? Sahip çıkmamız lazım. Ta ki ne yapalım? Kurtulalım inşallah. Demek ki bütün kainatı ilgilendiren bir emanet. Yani İslam'ın 5 şartı birçok manası var. Bir tanesi bu. Beraberindedir.